her zaman, her yerde, her yaşta emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Nasılsınız böyle? Sağ ol. Kaç kadar otur bile. Arkadaşlarımla burada bulunmanın gururu ve şerefini yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. İçimizde duyduk hepimiz adına Sayın Ersin Çavuş. Sizden bir duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yalnız yat sürüm deme de. Ya Erin cebine sokma. Yine bir yıl, yine buluştuk. Yine beraberiz. Duygularım çok. Az önce İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu yaparken herkesi gözlerimle izledim ve inan ağladım yani. Gerçekten ağladım. Çok güzel bir duygu. Yine buluştuk. Kaynaştık. 30 yıla girdik mi? Evet. Ağustos'ta bitiyor. 30 yıla girdik. Nice 30 yıllar dilesem olur mu acaba? Olur olur. İnşallah olur. Biz isteyelim. Rabbimiz verir. Şimdi 30 yıl önce hep beraberdik, gençtik. Beraber yedik, beraber içtik, beraber ağladık. Beraber ailelerimizi düşündük. Beraber sevgililerimizi düşündük. Beraber nöbet tuttuk. Beraber süründük. Beraber kalktık. Çok güzel duygularımızla bu kardeşliğimizi orada sağlamamış olsaydık bugünler buralarda olmaz. Komutanlarımız da Allah kendileri burada. Onlar da bizlere çok destek verdiler. Güzel bir kardeşlik anılarımız oldu. Daha sonra ne yaptık? Hepimiz tezkere olduk. Evlendik, işimiz oldu, çocuklarımız oldu ve onlar da bizleri bırakmadılar. Hep birlikte onlar da asker arkadaş oldu. Aynen. WhatsApp'ta birçoğu asker aileleri olarak bir WhatsApp grubu kuruldu. Birebir görüşmeler. Şimdi ben Edirne Keşanlarım. Keşan'dan benim hanım ne yapıyor? Kayseri'yle görüşüyor. Konya'yla görüşüyor. Adapazarı'yla görüşüyor. Onlar da bir aile gibi olduk. Hiçbir yabancılık hissetmeden güzel güzel konuşuyoruz. İşli dışlı muhabbetler ediyoruz. İşte bu. Memleketin her tarafında bir ailemiz var artık. Bursa'ya gittiğim zaman Milas arkadaşıma gidiyorum. İşte çekinmeden. Ben geldim diyorum. O da gelecek. Hepimiz birbirimize resmiyet aramadan dostluğumuz devam etsin. Belki bir dahaki sene Amasra'ya gideceğim. Ergin arkadaşımla. İsmet. Belki komutanıma gideceğim. Giresun'a. İnşallah dostluğumuz, arkadaşımız her zaman baki olsun. Gerisi zaten gelir. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hepimiz 20 yaşındayız. O günleri yaşıyoruz. Ben 21. Kimse yaşlıyım falan demesin boşuna. Ben 5 aldım. 21. Arkadaşlar böyle güzel bir gün duygu ve düşüncelerinizi almak isteyen varsa buyursunlar. Burhan Aslemen'in Mersin'den bütün gruba bir mesajı var. Onu vereyim istersen telefon üzerine en altta. Var mı? Evet, Burhan Aslemen'in zaten vardı aramızda. Çok değerli bir arkadaşımız. Başta siz değerli komutanım
komutanımız olmak üzere tüm silah arkadaşlarıma saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Burhan yetiş. Kısa dönem çavuşlarımızdan Zekeriya Aykut, şimdi Alanya Lisesi Müdürü. Onda selam ve saygılar var. O da okul kayıtları vesaire dolayısıyla gelemediler. Yine Sübeyfa Erçetin, o da kısa dönemdi. Onun da selam ve saygıları var. Sabah bir sanırım bir kaza, bir şeyler oldu. Eyüp Şahin arkadaşımız da size selamları var. Yoldan geri döndüler. Kardeşinin eşiyle bir şeyler olmuş herhalde. Onda selam var. Üstümüze kalmasın. Gelemeyen birçok arkadaşımız var. Tabii isimleri tek tek zikretmek burada şey olmaz. Ama gelenler mutlu. Evet, bizden bu kadar. Birazdan yemek sahur olacak. İnşallah orada da yine yemek duamızı yapacağız. Aynı şekilde yaklaşık şekilde. Ondan sonra sohbetimiz devam edecek. Konuşmak isteyen arkadaşlar mikrofonu alabilir. Muzaffer. Evet. Burada asıl teşekkür edeceğimiz bir arkadaşımızda ev sahipliğimizi yapan Muzaffer Uğraş abimizdir. Bizim de belki de dedemdir. Muzaffer buyurun. Sağ olsun Muzaffer, bu ikinci kezdir bizi misafir ediyor. Kendisi de özel olarak teşekkür ediyoruz. Duyguları anlatmak isteyen arkadaşlarımız var ama çekinmeyin arkadaşlar. Bir anı kalır burada. Çekim de yapıyoruz bir tarafta. Bundan sonraki inşallah daha kalabalık oluruz. Daha güzel bir yerler daha buluruz. Sürekli artıyoruz zaten. Yoğunlaşıyoruz maşallah. Kalabalıklaşıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Sağ olasınlar. Beyler hadi toplayın ya. Hendek'te emir ve görüşlerinize hazırız komutanım. Oğul. Kaç? 12. bölük emir ve görüşlerinize hazırdık. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Size de onur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Bir şey söylerse gidecek anlıyor ya. Mustafa, şimdi ne soruyorsun? Mustafa, şimdi evden çağırın, gel buraya. Ben yapmama geçtim. Geldim.
Orada. Hadi. Hadi gel buraya. Sayın Bölük Komutanım, Zafer Çavuş, Sayın Bölük İdare At Subayım, değerli silah arkadaşlarımız, geleneksel asker arkadaşlar içtimamıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu arkasından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Yine dedelerimizden 68'e bir İlker abimizle beraberiz. Evet. İlker abim, sen de çok uzak yoldan geldin. Senin de duygu verişini aynen alabilirim. Doğru. Ben de çok uzak yoldan. Aslında çok uzaktan gelmedim. Gönüller bir oldu muydu? Pek şey değil de. Bu sene benim 4. katılışım. Sağ olsun bu zafer bizleri hep bir araya getirdi, kaynaştırdı. İnşallah daha da çok olur. Türkiye'nin her tarafında böyle şeyler olur. Memnunuz yani. İsteyen arkadaş bu bir şey meselesi, nasıl diyeyim, böyle yürek meselesi. Gelmek isteyenler o günkü şeyleri yaşıyor yani. Şimdi buraya gelen arkadaşlarımız hep yani duygularını, düşüncelerini o günkü yapmış olduğu askerlikte anılarını anlatıyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu. İşte sağ olsun Erdal Asubayımız bile geliyor yani bu yaşta. Kendisine de geldiğinden dolayı teşekkür ederim. Muzaffer de bizi böyle uğurladı. Bu yıl 2. Hendek'e böyle Adapazarı'na gelişimiz bizi uğurladı. Gayet de güzel oldu. Kendisine teşekkür ederiz.
Biz de size kasımızdan dolayı teşekkür ederiz. Düzenlenen etkinliğe bugün ilk kez geldim. Bu yıl ilk kez katılıyorum ve bütün ailelerin bir arada olması beni çok mutlu etti. Çok güzel bir etkinlik. Rus, 1968'de 3'te yaptık. Yeniden başlamış. Adım Erdal Şükroğuz. 1968'de 3'te yaptık. Gaziemir'de 3 aylık askerlik döneminden sonra Kıbrıs'ta geri kalan askerlik hayatımı tamamladım. Sivil hayatta antrenörlükle uğraşıyorum. Bir kulüpte spor hocası olarak, altyapı sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bugün burada hiç görmediğim, hatta tanımadığım arkadaşlarımı görme fırsatı buldum. Bunun için çok mutluyum gerçekten. Yani bunu nasıl anlatacağımı, nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Bu imkanı sağlayan başta siz Nevzat Bey ve Muzaffer kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Eşimle beraber geldik. Heyecanla bugünü bekledik. Çok mutluyuz. Eşimin mutluluğunu görmek beni çok daha mutlu ediyor. Sizlerin mutluluğunu görmek çok mutlu ediyor. Biz de sizi görmekten çok mutlu olduk. İnşallah seneye kısmet. Her zaman, her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, 1968'e bir Ersin Güven çavuşumuzla beraberiz şu an. Çavuşum, o gün bugünkü düşüncelerinizi, duygularınızı alabilir miyim? Nevzat kardeşim, 12. bölüğü tekrar bir araya getirdik. Duygularım çok iyi, çok güzel. Sizlerle beraberiz, tüm arkadaşlarla beraberiz, komutanlarımız, ailelerimiz. Güzel bir duygu. Biz bunu başardık. Ebediyete kadar devam edecek. Yani şudur, artık bundan sonra sadece dostluğumuz, seneden sene burada toplanmak, burada görüşmek değil. Her gün canımızın ne zaman istese birbirimizi arayıp 5 dakika bir alatı sormak. Sen ne yapıyorsun? Senin işlerin nasıl? Sen neler yapıyorsun? Çoluk çocuğun düğün mü yapıyorsun? Torunların var mı? Yani birbirimize 5 dakika bir sohbet etmek bir yıla bedel. Yani 27 yıl sonra buluştuk, 30 yıla dayandık. 30. yılımız. İnşallah arkadaşlığımız, dostluğumuz baki olur, devam eder. Seneden sene de yine buluşuruz. Şöyle bir ailece Harun Balız, 68'e bir amfi öğretmeniydim, Altınoğlu. Yağlar. Silivri'de oturuyorum. Dekorasyon işi yapıyorum. Bugün nasıl geçti? Nasıl duyguların var dedem? Bugün çok güzel geçti. Yani bölük komutanımız geldi, arkadaşlarım geldi, sevdiklerim geldi. Çok güzel bir gün oldu. Herkes toplandı. Mutlu olduk. İnşallah Allah devamını nasip eder. Tekrar görüşürüz Allah nasip ederse. Her toplantıya gelelim. Herkes de gelsin. Gelmeyenler de bunları görsün. Evet, şimdi de 68'e 2 çavuşlarımızla Mustafa Uçar abimizle beraberiz. Abi, duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Benim ikinci katılışım. Burayı ikinci katılışım olduğu için çok mutluyum geldiğim için. Bütün arkadaşların da gelmesini istiyorum. Ne diyeyim, tertipleyen, düzenleyen Muzaffer arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Gerçekten o olmasa bir birliktelik olmazdı diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bütün gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Diğer gelmeyen arkadaşların da bu atmosferi, bu samimiyeti yakalamasını, hissetmesini istiyorum. Benim duygularım, düşüncelerim bu kadar yani. Arkadaşlar merhaba, Nevzat Erdemli ben. 1969'da bir depo çavuşuydum askerlik hayatımda. Şimdi de bir akaryakıt dağıtım firmasına genel müdür yapmaktayım. 30 yıl dile kolay. Biz 30 yıldır arkadaşlarımıza hiçbir zaman kopmadan bir arada görüşmelerimize devam ettik. Yıllar belki zaten birçok şeyi unutamaz, eskitemeyiz. Bunlar içerisinde en önemlileri dostluklar, sevgiler, arkadaşlıklar, hatıralar. Ama en önemlisi bizim için zaten askerlik. İnsanın tam 20 yaşındayken
kendisini orada olgunlaşmaya gönderilen bir ocakta yetiştik. Asker ocağı diye o yüzden ocak diyorlar. Orada biz yetiştik ve piştik. 30 yıl oldu, hala görüşüyoruz. Ne güzel, bölük komutanımız, bölük idare subayımız da bizimle beraber. Böyle bir toplantıyı organize eden tüm arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Teşvik ediyorum. Arkadaşlığın önemi açısından çok önemli bir şey bu. Bizler hala bu yaşta daha her zaman, her yerde göreve hazırız. Vatanımız için her türlü hizmete yapmaya hazırız. Merhaba, Ramazan Çukurkaş ben. 1967'ye 3 tertibim. İzmir Gaziemir'de 12. Bölük'te askerliğimi yaptım. Şu anda emekli olduktan sonra Yavuz Türk Mahallesi, Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'nin muhtarı olarak görev yapıyorum. Böyle bir organize içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. 33 yıl önceki anılarımızı tazeledik. Bu işi organize eden tüm arkadaşlarımıza, komutanımıza, as subayımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sene buluşmak üzere. Plaketimiz daha var. O kime? Ha, bak onda alkış alınlar beyler. Ya bu kadar alkış olur mu ya? Temel. Çekiyorum. Temel. Ben numarasını kayıtlı mı? Kayıtlı. Onları bana atarsın. Tamam atacağım. Ya. Evet, arkadaşlar Osman Bilgiseven. Selamünaleyküm. Gençler. 68'e 1 eğitim çavuşlarından ve bölük çavuşlarından. Doğru söyledim değil mi? 8'e 2. 8'e 2. 8'e 1 biz kardeşiz. Sıkıntı yok. Aynen doğru. Çavuşum bugünle ilgili bir duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Nevzat'cığım şimdi bu 5. kez değil mi? 5. yaptığımız şey. Beşinci. Bunlar daha önce dile getirdik ama Muzaffer Ulaş kardeşimizin bütün çabalarıyla oluşmuş bir organizasyon. Ama o hep birlikte bu yaklaşık 60 kişiye yaklaştık. Vallahi nasıl bir şeydir. Eskiden hani Konya çok uzak derdik ama gönlü isteyen herkes için isterse yakın, her taraf yakın. Muzaffer'ime ve eşi Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki toplantılarda buluşuruz. Sağlıklı, sıhhatli. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Asıl ev sahibimiz, bölüğümüzün yazıcısı 68'e 1 Muzaffer Ulaş abimiz. Asıl ev sahibi olarak sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım. Evet, biz yıllar sonra arkadaşlar birbirimizi bulduk. 1, 2, 3, 4 derken yani toplantılarda görüştüğümüz herhalde 70-80 kişi. Biz birlikteyiz. Tanımıyorum. 68 tertibiz biz. İzmir Gaziemir'de kurs olarak görevimizi yaptık. Mustafa Günay, Mahmut Argun Çavuş'un askerlerinde bir D3 takımı. Çabuk! Çabuk fotoğraf çekeceğim. Dur. Erdal Şükrüoğuz, 1968'e 3 tertip. Acemi Birliği'ni Gaziemir'de 12. bölükte İbrahim Taşbaş'ın askeri olarak yaptım. Üstü Birliği'ni maalesef bir oldu beraber. Sarıl bakayım daha İzmir'de ya senin en büyük kankana. Maalesef Kıbrıs'ta yaptık. Merhaba. Nasılsın Orhan? Ben bütün arkadaşlarımı gördüm. Çok mutlu oldum. Seni seviyorum. Ben Furkan Balı. Kaçtın mı ama? Sen atış olmuş yağmur yağışır. 8'e 2. 12. bölükten Gaziemir'den geldim. Kankam tarafından. Yeter mi ona? Yeter. Abi ben tekmili öyle şeyine ha. Ücretli benim tekmili. Ben Muzaffer Ulaş. Ulaştırma kıdemli onbaşı. 12. bölük yazıcısı. Teşekkür ederim. 3. Lütfü Ergün. 1968'e bir tertip Rize. 3. İlker Gürbüz, 1968'e bir tertip kademeci. Ben Kudret Özdemir, Kayseri. 12. bölük kademe çavuşuyoruz. Valla onbaşıydı. Harun Balı, 8'e 1, 68'e 1 tertip. Ulaştırma, Altınoğlu Af öğretmeniyim. Kırtlareliyim. Silivri'de oturuyorum. Bu kadar.
demezsen ben nereden bileyim şimdilerim atma oldu? Değil mi ya? Ustam şu anda bunu... Kayıtta mıyız? Evet. Evet. Evet, dua için kalk. Yurttan da kalkalım. Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Kat. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Erdemli Mersin. Abdurrahman Kütahya 681 man şoförü. Recep Yılmaz Antalya Magrus ağır şoför. Mustafa Kökdere ulaştırma bombacı. Balkın. Seviyorum seni yakışıklı. Kimi yapıyorsun? Çekiyor musun? Mehmet Balaban. İdirne Keşan. İdirne Keşan. Mustafa Ün Nevşehir. Osman Bilgisayar, Konya, 68-2 eğitim çalışıyor. Mücahit Akça, Çorum, 67-1 tertip, man şoförü. Amanat Niğde, 67-1 man şoförü. İsme desen Ordu, 67-1 eğitim çavuşu. Şer Hasanoğlu, 67-1 eğitim şoförü. Bekir. Sabri Özdemir, unutulmak teknik. Sabri Özdemir, Safra, Safranbolu, 81 tertibi. Orhan Gümüş, 83 tertibi. Edirne İpsala. 3. 1968'de Osman Bilgisayar. Beni biliyor musunuz? Yerde lastik boyamı çok severim. Ben seni biliyor musunuz? Yemek sıra bak. Ne? 4-5-6. 4-5. Osman Ulusay. Aslında Trabzonluyum ama İzmit'teyim. 8-1 tertip. Tamam. Ben Güven Tuncel. 7-3 tertibim. Garaj çalışıyor. İstanbul'dan geliyorum. Tüm bu kardeşlerimi, sevdiğim kardeşlerimi görmek için. Değil mi? Patates değil mi? Tamam. Çektim. Doktor İstanbul. Doğum? 7-3. 68-3 Cumhuriyet Toker Niğde. 69-1 İlyas Kulüp Bursa. 1-2 Erik Salı gelmektir. Erik Salı gelmektir. Haydi da basmaya gelmez. Aman basmaya gelmez. Ersin nerede ya Ersin?
Ertuğrul nerede ya? Nevzat Çavuş. Nevzat Çavuş. Ersin nerede ya? Bugünün onur konuğumuz, bölük komutanımız Hasan Özgen Bey aramızda. Kendisi Giresunludur. Daha Giresun'dan kalktı geldi sağ olsun, bizi kırmadı. Hoş geldiniz komutanım. Bugünle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Sevgili saygının devam etmesi ve bu güzellikleri iç içe yaşamanın mutluluğu içindeyim. Bu mutlulukların özellikle ülkemize de yayılarak artarak da devam etmesini diliyorum. Yaşam boyu hepsine sevgilerimi, saygılarımı ve birlik beraberliklerin devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz komutanım. Sizleri aramızda görmekten onur duyduk. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde.